bir bina, hele eğer bu bir konutsa, ne kadarıyla mimarınındır, ne kadarıyla kullanıcısınındır, yani onun sahibinindir. Bu bence çok zor bir soru ve bildiğim kadarıyla da tek bir yanıtı yok, çözülmüş değil. Ben de burada kesin bir yargıya varmayacağım. Anadolu'daki mimari bakılmak için değildir, yaşanmak içindir. Yani zaten Anadolu'da mimarlığın ortaya çıkışı sanat kökenli olmamıştır, imar kökenli olmuştur. Yani insanların bir ihtiyacı gidermelerine yönelik olmuştur mimari. Şimdi benim yaptığım mimari de bu nedenle bir cephe mimarisi değildir. Bir mekan mimarlığıdır. Ve mekan da insanın yaşantısıyla ve zamanla ilişkilidir. Ben isterim ki o mekanlar kullanılırken sürekli değişsin. Yeni görünümler, yeni ipuçları versin ve o insanla o mekan adeta dost olsun. Hiçbir zaman o mekanın gizini çözemesin. Ama bütün yaşamı boyunca da o mekanla bir diyaloğu olsun. O mekanı anlamaya çalışsın. Böyle olduğu zaman parçalar, derinlikler, mekanlar, çok yönlülükler, yönsüzlükler her defasında o mekanı kullanırken ki algılamanız da farklı olabilir. İşte bu o mekanla o insanla ilişkisinin gücünü gösterir. Öbür türlüsü mekan kendisi ayrı, soğuk, donuk bir mekan yoktur hatta. Fasat vardır. Bir de insan vardır. O ikisi birbirlerine bakar dururlar. Yani ben öyle bir şey istemiyorum. Yaşantıyla ilişkili olsun istiyorum mimariyi.